Ise ilk defa gelenler şaşıracaklardır. Hakikaten çok düzenli bir şey. Bu saatte... Hadi. Hava kararmış, vakit geç. Ama ne demiş atalarımız? İşleyen demir ışıldar. Kaç yaşında acaba? Şey de yazmıyor, Yemenici. Yemenici dayı. Vallahi demir gibi ışıldıyor. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sefa bulduk dayım. Allah kolaylık versin. Amin. İsim nedir? İsim Muhammed Özuslu. Muhammed Özuslu. Muhammed. Evet. Yaş kaç dayım? 8'en. Af buyur. 8'en. 80 yaş. Evet. Allah nazarlardan saklasın dayım. Amin. Hatta derler ya. Amin. Maşallah. Saklar Allah. Ben öyle düm yok. Allah saklar. Bu yaşta gözlük de yok. Olur ama hiç lüzum görmüyorum yani. Ya sen nasıl bu kadar dinç kaldın Muhammed dayı? Allah'ın verdiği lütuftur. Hiç kimsenin yanında bir şey yoktur. Sigara yok? Yok. İçki düzenli hiçbir şey yok. İçki hiç içmedin? Hiç görmedim. Yapmasını da bilmem yani. Aile hayatı düzenli? Çok güzel. Çocuklarım iyi, ben iyi, hanım iyi, hepimiz iyi. Hanım sağ mı? Hanım öldü, ikinci evliliği yaptım, 4 sene oldu. Ben de diyorum niye dinçsin? Allah'ın lütfudur. Ya doğrudur. Annem Allah rahmet eylesin 5 sene önce evet, vefat etti. Evet 5 sene. Sen ne kadar bekar kaldın? 5 ay. 5 ay sonra? He. İkinci hanım aldım. İkinci hanım belli miydi? Hemen hemen belliydi yani. O da bizim akrabalardan. Annem birinci hanım kabristana. Evet. Diğeri hazır. Yeni hanım teze eve. Hemen eve. Evet. Pek boş bırakmadın evi yani. Yok. Dinç kalın tabii dayım. Çocuklar sağ olsun. Çocuklar olmazsa olmaz tabii çocuklar olacaktır. Çocuklardan izin aldın? İzin almaya lüzum yok. Çocuklar benden izin alacak. Ben ne dersem o diyorum yani. Tabii bitti başa şu. Bir, iki. Ya baba gelmişsin 75 yaşına ne yapacaksın bu yaşta evliliği dediler mi? Diyemezler. Diyemezler. Siz de siz masaya elinizi vurdunuz. Bu gadettir. Ben şuna siyah diyeceğim, bunlar da siyah diyeceğim. Yok o buna... kırmızı. Beyaz desem yok bu kırmızı gene yok. Bu Yemenicilik ne zaman başladı? 70 sene hizmetim var. 10 Yemen. Yaşında başladı. Daha küçük. Evden dükkanı bulamazdım. Annem öldü. Allah rahmet eylesin. Babam başka bir hanım aldı. 40 gün sonra. O 40 gün. O gene az, beklememiş. Sen yine bir 5 ay beklemişsin. 40 gün sonra aldı. Ben analığın elini altındayım. Götürdüler. Komşunun arkadaşları çocukları getirdi ben dükkana. Evden dükkanı bulamazdım. Önce 5-6 yaşlarında böyle bir şeydi. Memnunsun hayatında. Tabii memnunum. Memnun olması olur. Allah korusun. Teşekkür ederim. Allah yazdıysa bozsun. İkinci hanım vefat etti diyelim. Evet, evet. Var mı üçüncü niyet? Dördüncüsü gene var. 80 yaşında dinç kalmanın sırrı. Asla bekar kalmayacaksın. Ya dayım. Kusura bakma ben senin torunun yaşındayım. Hazır hanım dırdırı bitmiş. Daha sen ne bu yaşta dırdır çekiyorsun hanım dırdırı çekiyorsun? Olur mu ne dırdır ya? Senin benim memnuniyetler şey gibi olacak. Öyle daha dırdır mırdır yapamaz. Yapamaz mutlanımdır. Evlenmeden önce mi şart koşuyor? Hayır. Evlendim. Yok evlenmeden önce diyor musun? Yok, yok. Hiç öyle bir şart koşmamış. Hiç öyle bir şart koşmamış. Geldi, kabullendi. Tamam. Bu kadar. Baştan mı tavrını koyuyorsun sen? Hayır. Öyle bir şey söylemedim. Konuşmadı gelmiş ama... Ben dırdır çekmem diyor yani. Beye karşı mutsuzdur. Ben ne dersem o şekilde olur. Hanımla kaç yaşında evlendin sen? Dedem. Biz de dayı, amca, abi, dedem karıştırıyoruz. 16-17 yaşlarında evlendim. 46'da evlendim. 1946'da evlendim. 46 sene Mart ayının 24'ünde evlendim. 4. ayın 24'ünde evlendim. Aşık olup mu evlendin görücü usul? Hayır. Arkadaşımın ablası, bacısıydı. Ben o eve belki 10 sene girdim çıktım arkadaş olarak. Samimi olarak söylüyorum dönüp şöyle yüzüne bakmadım. Gözleri kara mı, sarı mı, beyaz mı diyorum ben. 10 senedir o eve girdim çıktım. 10 sene girdim çıktım. Göz rengini bilmiyorum. Bakmadım inan. O şekilde terbiye var bizde. Hatta o hanım istediler benden. Ben dedim yine ayıptır. Ben dedim akşam oradaydım. Kadayıf pişirmişlerdi. Yedik, içtik, konuştuk, sohbet ettik.
Gidip istemeyin dedim. Onu bak bak oğlan derler. Bırak kız için gelip gidiyor derler dedim. Bunu söylemeyin dedim. Ayıp dedi. Başka yerden bir hanım bulun dedim. Hanımlar ben dinlememiş analığım. Bir de ablam vardı. Gitmiş istemişler. Onlar da ben tanıdıklar bir adamla. Kurban olsun alın demişler. Aile aldı. Bu Yemeni kilise meşhur mudur? Ben bir ara esnafın dernek başkanıydım. 180 tanedi. 180 tane yemeni? 180 tane yemeni vardı. Dağıldı, dağıldı, dağıldı. Tek ben kaldım. Peki eskiden de böyle çok çeşit model var mıydı? Hayır. Bu modeller yoktu. Ne vardı? O çarık diyebildiğimiz şey mi? Ha, bunlar şöyle bir yemenler vardı. Bunları sonra ben modelleştirdim. Yani şöyle bir yemenler vardı. Bunları sonradan ben modelleştirdim. Beni. Zenginler mi yerdi? Kondere kim yerleşecek ki? Bir kondere bir altın adı o zaman. Bir kondereyi bir usta üç günde yapardı. Hepsi el işi. Buradan vardorlu, oradan kenarı tekrar dikişli. Her tarafı ölçesi bıçakla yapılmış, ölçesi kösele, bir konmuş kösele, bir daha konmuş kösele. Üstüne kapak lastik koymuş. Sen sadece Ahmet'e mi öğretiyorsun yoksa gençlere belki, öğretiyor musun? Belki olanı da öğrettim. O da şimdi yanının yanında baravar çalışıyor. Başka gençlere öğretmişliğin var mı? Öğrettiklerim var. Hep tergediler. Kimisi de öldü. Tergediler. Tahmin edemediler. Kozancı kısa. Emeği çok. Kabul etmediler. Tergedi öldüler. Sade pirinç zerde olmaz. Bal gerektir kazgana. Baba malı tez tükenir. Evlat gerek kazana. Çok anlamlı bir söz. Üniversitede ders veriyormuşsun sen. Veriyorum. 14 senedir oradayım. 14 senedir üniversitede ders veriyorsun. Evet. Hangi üniversite? Gaziantep Üniversitesi'nde. Ne dersi veriyorsun dayım? El sanatları bölümünde Yemeni. Öğrettiklerim öğrenciler hep o 70'ler doktor olmuşlar. Bugün yine geldiler yanıma hep. Sen ilkokula bile gitmedin. Hiç gitmedim. Ama bu mesleğin altın bileziğin sayesinde üniversite öğrencilerine ders veriyorsun. Evet. İnsanlar meraklı mı gene Yemeni'ye? Eskiye dönüş yapıyorlar mı? Kimler alıyor Yemeni'yi? Ya gelmek şu meraklılar var. İstediği Yemeni'yi bulamıyor. Gelmek şu meraklılar var yok. Yok değil yani. İstediğini bulamıyor. İşler iyi yani. Biz işimizden daymışım memnun. Memnun olsak bu zaman ulaştırmazdık kendini. Bırakır kaçardık. Daha kaç sene Allah nasip ederse? Ben mezara, Yemeni pazara. Ben öğrenecek yapacağım. Hem mesleğime havaslıyım, hem öğretmeyi seviyorum, hem de yapmak istiyorum. Allah babam, senin gibi meslek erbaplarını başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Babam 108 yaşında öldü. Benim babam 108 yaşında öldü. Ölmezden 3 gün 4 gün verecek her şey yerindeydi. Zekası vesairesi, konuşması hepsi yerinde. Özel yediğim bir yok, şey var yok, mı? Baldır, yoğurt, yok. Elimde ne yaşımsa yemişik zamanla belli. Acı, tatlı, zehir. Şudur, budur, baldır, yoğurttur, şudur, süttür, bilmem nedir yok yani. Yerle böyle hayat sağlamlığı için bir şey yeme, onun için bir kutusu bir şey yapma yok. Önemli olan moral mi yani? He, önemli olan moral. Yalnız babamın bir şeysine şey, şahidim. Babam sahar vakti uyku uyuduğunu görmedim ben. 50 sene görmedim, 60 sene görmedim. Namazdan kovarım ki babam kalkmış. Şeyde yok, evde yok. Ya dışarı temiz hava yabana etmiş. Üzüme, tarlaya, bağa, zeytine vesairesine gitmiş. Böyle kokmuş, yamaya gitmiş. Peki bu ne derisi? Hangisi? Altı. Bunlar beş hayvanın derisinden yapılıyor. Beş tane hayvanın derisinden yapılıyor. Altı, manda veya sığır da olabilir. Manda. Yüzü sığır, keçi derisi de olabilir. Sığır da olabilir. İçi koyun derisi. Şiş kısmına yapılanlar koyun derisi. Şu kenarına çevrilenler. Bunlar biz kıyı diyoruz. Kıyı da oğlak derisi. Yani keçinin küçük yavrusunun derisi yumuşak olduğu için. Beş hayvanın derisini yapılıyor. Sonra bunun yeyim hasıtları çok güzel. Ayağı terletmez. Teri kendi çeker. Koku yapmaz. Çorapsız da giyilir. Çorapsız da giyebilirsin, çorapı da giyebilirsin. Koku yapmaz. Daha önce biz bunların içlerine şu dobanla bunun arasına toprak yatırırdık. Toprak mı? He, kil. Kil derdik. Onu çivişle yapışır, çapıştır, çözüne çapalıklar. Şundan şunun arasına koyduk. Bu koyduğumuz zaman şu göne hem bir metanat olur. Göne bir metanat olur, bir berklik verir. Hem de ayaktaki olan romatizmaya versizliği veya da şeyi çekerdi o. O kil, toprak. E bu normal ayakkabıdan daha mı sağlıklı? Her çeşit ayakkabıdan sağlıklı. Yani bir şeye, bir altına bir kondura al, ondan daha sağlıklı bu. Yalnız yazın giyeceksin.
kışın değil. Kışa bu su geçecek. Eğer su içecekliğinden normal. Havanın güzel günlerinde böyle günlerde gezeceğiz. Bunlar kimler giyer? Bunların kırmızılarını yeni gelinler giyerdi. Eskiden. Kırmızılar. Yeni gelinler giyer kırmızıları. Şey sarılarını. Sarıları. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.